Herkese merhaba, ben Yeş. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Belgrad'dayız. Mihailova Caddesi'nde yürüyoruz. Dün geldik Belgrad'a ve güzel bir Belgrad vlog'uyla sizi karşılamak istiyorum. Bu videoyu izleyenler Belgrad'da ne yenir net bir şekilde yanıt almış olacaklar. Belgrad'da nerelere gidilir net bir şekilde yanıt almış olacaklar. Nerede kalınır konusunda şöyle bir sıkıntı yaşadık. Biz tatili planlarken bir haftalık planladık. Tam 7-8 gün falan sürecek. Euroleague maçı olduğunu hesaba katamadığımız için ekstra bir yoğunluk. İşte Booking'den bakarken konaklamayı düşündüğünüz tarihlerde %97 oranında bir yoğunluk mevcut. Siz hani Haziran falan gibi gitsenize gibi önerilerde bulunuyordu sistem. Yani günlük konaklama ücretleri böyle 300-400 TL'yken şu anda 3000-5000 TL bandına çıkmış durumda. 3 günlük kalacak bir yer uçağa binmeden yarım saat önce bulduk. Bakalım perşembe günü yeni bir konaklama yeri de bulmak zorundayız. Şimdi dışarı çıktık öğlen 11 gibi. Vizesiz Belgrad'a uçakla gelme kısmından birazcık bahsedeyim. Sadece biletinizi alıyorsunuz, pasaportunuz oluyor. Uçağa biniyorsunuz. İndiğinizde de hiçbir şekilde hiçbir şeye bakmadan geçtik arkadaşlar. Mesela Ukrayna'ya gittiğimizde orada birkaç saat bizi bekletmişlerdi. İşte ne kadar param var, ne yapacaksın burada, ne kadar kalacaksın, konaklama belgelerini göster falan. Sırbistan'da böyle bir durum olmadı. Hatta böyle işte çıktıları almış, kendileri dosyalarını hazırlamış insanlar da vardı ama direkt böyle kendi vatandaşına nasıl pasaport kontrolü yapıyorsa bize de aynı şekilde pat pat bastılar, geçtik. Hiçbir sıkıntı olmadı. Havalimanı yenileniyor belli ki. Bu yüzden de bazı yerleri güzel, bazı yerleri kötüydü. Şimdi kötü yanlarından birisi, biz merkeze gelecek otobüs durağını zor bulduk. Yani orası otobüs durağı olduğu çok belli değildi. Bir rivayete göre 72 numaralı otobüse bindiğinizde bir saat içinde merkeze gelebiliyorsunuz. Orada da başka bir rivayet duyduk ve A1 isimli minibüs dolmuş. Hani İstanbul'da, Türkiye'de olduğu gibi. Onlar da 25-30 dakikada götürüyor dediler. Ona bindik. 600 dinar verdik. Kişi başı 300 dinar. 35-40 lira gibi bir rakama merkeze gelmiş olduk. Şimdi de keşif zamanı. Keşifteyiz. Dün akşam geldiğimizde hemen Avrupa'nın en iyi 35 pizzasından biri ya da 35. pizzacısı olan pizzacıda pizza yedik. Çok güzeldi. Çok beğendim ben. Güzel videolar da, şey, fotoğraflar da çektim orada. Marş bilmem ne margaritaymış adı. Çok güzeldi. Domates sosu çok iyiydi. Domates sosu yani. Bakın bir önceki videoda Ankara'da gittiğimiz pizzacının hani pizzası çok güzel demiştik ya. Gerçekten ekmeği, hamuru birebir. Bence hiçbir farkı yok. Kesinlikle bir. Sadece burada zaten iş domates sosunda da bittiği için domates sosu çok güzeldi. Orada bir tık artı puanı domates sosundan verebilirim. Bence kesinlikle denemelisiniz. Fiyat olarak da 2000 dinar ödedik. Türkiye'ye göre 350 TL falan gibi bir rakama tekabül ediyor. Ya abi 7'ye bölme kuralı ne ya? Onu öğreneyim de ona göre zihnimden böleyim. Millete yanlış bilgi veriyorum yani devamlı. Oradan da çıktık. Kafein diye bir tane kahvecide kahve içtik. Çok güzeldi. Espressosu çok güzeldi. Ondan sonra da gittik. Rutin günlük şirket işlerini gerçekleştirdik ve gece yer. Şimdi salı günündeyiz. Bugün ne yapacağız Tuğba? Bugünü biraz anlat. Al bakayım bunu eline. Şimdi söz Tuğba'da. Börek almaya gideceğiz bir yere. Meşhur bir yermiş. Köşede falan böyle. Haritada bulması da zor. Burada pekaraydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Fırın gibi bir anlama geliyor. Güvercinleri çok arsız. Yol kesiyorlar. Az önce yolunu kesti güvercinler. Şaka yapmıyorum. Bugün gidip böreğimizi aldıktan sonra biraz yürüyeceğiz, biraz dolaşacağız. Dol kordu galiba mahallenin adı. Çok güzel yerler varmış, sokakları vesaire çok güzelmiş. Zaten şu an yürürken bile solumuzda çok güzel yerler var. Ondan sonra akşam yemek yiyeceğimiz yeri de tabii ki de buldum ve ayarladım. Ama arada kahve içeceğimiz yeri bilmiyoruz. Hani bir kahve içip oturmamız, dinlenmelik yer bakacağız. Gezerken beğendiğimiz bir yere gireceğiz. İnternet işini de 600 dinlara çözdük. 10 GB internetimiz var artık. Bakalım ne kadar gidecek. MTS diye bir sağlayıcıdan aldık. Bu büfeler var her yerde. Hepsi aynısını satıyor zaten. O yüzden sakın aramaya kalkmayın. 20 büfe dolaştım. Hepsinde aynısı var arkadaşlar. Boş verin yani. Sıcak beni birazcık vurdu sanırım, birazcık böyle sersemledim. Şu anda Bayraklı Camii'ne gelmeden köşede bir tane kafeterya var, oradayız. Limonata içelim, bir bugünkü rota planımızı yapalım, bir de şu sim kart olaylarını çözelim istedim. Sim kart taktım ama henüz internet gelmedi, öyle bir problem var. Aktivasyon için kadın bir yer söyledi, oraya da tıklıyorum, o da olmadı. Rota planımızı da haritadan çıkartacağız. Gün gün hangi bölgeyi gezdiğimizi size söyleyeceğim ki siz hangi bölgedeyseniz, hangi bölgeye yakınsanız, hangi bölgeyi merak edip gezmek istiyorsanız o bölgeyi böyle gezin. O bölgede gezip görebileceklerinizi de yiyip İçebileceklerinizi de önceden bilebilin istiyorum. Bu arada şehre girdiğimiz gibi ilk kitapçıdan şöyle bir Belgrad Travel Guide aldık. 1452 dinar, az bir parası yok ama içi
ufak illüstrasyonlarla ve çok güzel rotalarla dolu. Kenti bölge bölge ele almış. O yüzden mesela şu an ne yapacağım? Şu an biz caminin olduğu yer. Çünkü sabah börekçi caminin olduğu yerdeydi. Biz şimdi caminin olduğu bölgedeki yerlere göre buradan rotamızı oluşturacağız. Ben birazcık kötü oldum. Bilmiyorum havanın sıcağından olabilir. Aşırı polen var. Ondan olabilir. Güneş de çarpmış olabilir. Dik birazcık dinlendik. Sonra tekrar dışarıya çıktık. Dorkov bölgesini o yüzden tam anlamıyla dolaşamadık. Ama yine o bölgede olan bir tane mezeciye gidiyoruz. O mezecide yemek yiyeceğiz. Niye ki? Az önce mezostorana geldik. Hemen şey sordular, rezervasyonunuz var mı diye. Bizim rezervasyonumuz yoktu. Dediler 8'e kadar bu masa müsait. Biz de zaten yiyip hızlıca kalkacağımız için okey verdik. Bir liste getiriyorlar. Listeden seçiyorsunuz yemekleri. Tek tek tik atıyorsunuz. Bu güzel bir kolaylık. Biz ne söyledik? Bruschetta söyledik. Doğru okuyorsam. Ondan sonra tavuk şiş söyledik. Bir tane de lahmacun söyledik nasıl yapıyorlar diye. Bir tane de şey söyledik. İzmir kebabı. Bence de tire köfte. Bakalım inşallah güzeldir. Bir de iki içecek söyleyeceğiz. Güzel bir akşam yemeği bizi bekliyor. Yemeklerimizi yedik, hepsi çok güzeldi, çok lezzetliydi. Gelirseniz güzel bir akşam yemeği yiyeceğinizi garanti ediyorum. Şimdi buradan herhangi bir kahveciye geçeceğiz. Güzel bir kahve içeriz, otururuz, çalışırız, dinleniriz. Asıl mevzu yarın patlıyor arkadaşlar. Yarın ayak tavanlarımız yarılana kadar yürüyeceğiz inşallah. Dolaşacağız, gezeceğiz. Bugün biraz daha böyle dinlenme, Ankara dinlenmesi yaptık. Öyle hesap edin siz. Hesapta 3000 dinar civarında tuttu. Yani 7'ye bölerseniz işte 400 lira, 450 lira gibi bir şey sanırım. Gayet iyi. Fırtına çıktı. Mahsur kaldık. Tuğba. Oha, şuraya bak. Yağmur bir şekilde dindi ve biz de ara yolları ve alt geçitleri kullanarak Mihailova Caddesi'ne geldik. Kaldığımız yer zaten buraya yakın. Yağmur şu an çok çok az damlacıklar bırakıyor. Ve neredeyim ben biliyor musunuz? Bu hani bütün vloglarda gördüğünüz o beleş suyun oradayım arkadaşlar. Alın. Belgrad köyünün çeşmesi burada. Al bedava. Tadına hiç bakmadım. Hiç kabım yok. Elimle içsem zor olur. Makine var. Şimdi bir kafede oturacağız. Kahve içeceğiz. Kahveleri çok güzel. Dün içtiğim espressonun tadı damağımda şöyle hala emiyorum. Buluyorum oradan bir yerden. Bir kahve içeceğiz. Oturacağız. Bugünü böyle tamamlayacağız inşallah. Çok güzel ama ya. Vallahi çok güzel ya. Evet, şu an kahve içeceğimiz yerdeyiz. Siparişlerimiz geldi. Yiyecekleri Tuğba Latya söyledi. Bir Amerikanomuz ve bir elmalı tartımız var. Bakalım lezzetleri nasıl? Birazcık çalışacağız. Vakit geçireceğiz. Buradayız. Adı ne? Cafe Tepinja. Taylan Şef'in karşısındayız. İnterneti yok ama arkadaşlar. Burada bütün mekanlarda internet problemi yaşadık, haberiniz olsun. Belgrad'daki ikinci gecenin sonuna geldik. Şimdi kaldığımız yere gideceğiz ve sıkı bir uyku çektikten sonra yarına bomba gibi hazırlanmış olacağız inşallah. Yarın çok turistik bir gün olacak. Kemerlerinizi bağlayın. Alıyorum.
Belgrad günlerinin ikinci sabahından herkese selamlar arkadaşlar. Şu anda Aziz Sava Kilisesi'nin önündeyiz. Bugün çok yoğun, dolu dolu, full gezişli, bol adımlı bir gün olacak. Şöyle bir plan yaptık. Kaldığımız yer biliyorsunuz Mihailova Street'in üstünde, Mihailova Caddesi'nin üstünde. Biz onun tam zıttı tarafındaki en uç noktaya 2.2 kilometre geldik ve Aziz Sava'dan başladık. Buradan yürüye yürüye şehir merkezine gideceğiz. Şehrin merkezine gittiğimizde orada birazcık çalışacağız. Daha sonradan da kale meydan kısmına, gün batımı kısmına, yine eski kalenin olduğu bölgeye doğru intikal edip orayı gezeceğiz. Şimdi Aziz Sava Kilisesi ile sizi baş başa bırakıyorum. Sonra da orası hakkında birazcık bilgi vereceğim. Aziz Sava Kilisesi'ndeyiz. Güzel ve tarihi bir yapı burası. Hem Osmanlı ile kendi içinde bir bağlantısı var, hem de yapı bakımından Ayasofya'ya da bazı detayları benziyor. Burada ufacık tarihçesinden bahsedeyim. Aziz Sava işte Ortodoksluğu Sırplara öğretmiş bir din adamı. Tabii vefat ediyor. Burada da tam bu kilisenin olduğu bölgede de relikleri, yani hatıraları var. Burayı Osmanlı fethetmeye başladığı zaman işte Balkanları buraya geliyor. Sinan Paşa olması lazım. Onun bütün hatırasını yakıyor, yıkıyor. Sırplar da bunu unutmuyorlar. 1935 yılında da bu hatıra için buraya bir kilise yapılmasına başlanıyor. Bu kilise o zamandan beri inşaat halinde, öyle düşünün, ve hala yapım çalışmaları sürüyor gibi. Çünkü Yugoslavlar hakim olduğu zaman işte Naziler burayı bombalıyor. Daha sonradan Yugoslavlar hakim olduğunda da kilisenin yapımı istemiyorlar. En sonunda işte şu an 2022 yılındayız. Kilise kendine birazcık bulmuş gibi duruyor. Ben detaylarını çok beğendim. Burası bir Ortodoks kilisesi. Hiç böyle bohem değil, karanlık değil, parıl parıl, temiz, ferah bir kilise. Çok sayıda mozaik var. O yüzden Belgrad'a gelirseniz bence buradan başlamanızı öneririm. Şimdi sıradaki lokasyonumuza geçiyoruz. Aziz Sava Kilisesi'nden ayrıldık. Poça Moçe, Poça Conte, öyle bir ismi olan bir kafeterya varmış. Mekan Ustad Duba buldu orayı. Orada bir kahve içeceğiz ve gezimize devam edeceğiz. Haritamız burada bak. Anlatacağım birazdan. Harita üstünde anlatacağım. Ya tam şurada oturmuşlar. Maalesef kafe kapanmış, şimdi başka bir yer bulmak zorundayız. Sırp meydanına giden yol üstünde kafeterya Secer diye bir yere geldik. Şimdi orada bir tane Americano içeceğiz. Tuğba da çok antin kuntin bir limonata söyledi. Çok güzel gözüküyor sunumu. Çok azıcık çalışacağız ve yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi size bugünkü gezi planını ufakça anlatmak istiyorum. Gittiğimiz yer Aziz Sava Kilisesi buradaydı. Merkez de şu tarafta kalıyor. Biz buradan tam 2,5 kilometre buraya yürüdük. Buradan başladık. Burayı gezdikten sonra soldan aşağı indik o kafeteryaya uğramak için. Ve oranın kapalı olduğunu görüp şuralara bir yere geldik. Biz şu anda şurada bir yerdeyiz. Yani Neman Jina sokağının altındayız. Buradan doğru aşağıya ineceğiz. Şurada 12. numarada London diye bir bölge var. Artık kilise mi bölge mi tam onu anlayamadık. Şurası. Orayı görmeye gideceğiz. Orayı merak ettik. Sonra buraları dolaşa dolaşa kendimizi bu tarafa atacağız. Çünkü bu tarafa atarsak şu üst kısımda da Nikola Tesla Müzesi kalıyor. Bu işte Mihailova Street, bunun arka tarafında. Yani böyle anlatırsam eğer, biz şu bölgedeydik, şu anda şu bölgedeyiz. Ve gezeceğimiz alanlarda genellikle şu bölge. Biz şurayı gezdik, burayı gezeceğiz. Şurayı gezdik, şurayı gezeceğiz. Ve burası kaldı gibi düşünebilirsiniz. Buradaydık, buraya geldik. Şuralara dolaşacağız. Ve kafe ile ilgili şöyle bir detay var. İnternet burada da Wi-Fi şifresini bilmiyorlar. Bize modemin arayüz kullanıcı adı ve şifresini veriyor arkadaş. Bir türlü Wi-Fi şifresini alamadık. Gittiğimiz bütün kafeteryalarda, bütün kafelerde internet problemi yaşadık. Daha Tuğba'nın modu bile düştü. Çünkü hem zamanımızı kaybettik, hem de paramızı kaybettik teknik olarak. Doğru muyum? İşi bilmiyor ve agresif cevap veriyor ki. Güzel de Tuğbi birinin bir şeyi kopmuş.
Tuğba eşofmanlarıyla arkada görülen parlamento binasına girmeye çalışmış mı? Biz de bir ve iki güvenlik gelip Tuğba'yı şey yaptı. Biz orayı müze sandık ilk başta ama müze değilmiş. Senin canın sağ olsun. Oo, güzel. Nikola Tesla Müzesi'ne geldik. Şimdi müzedeyiz. Hemen öğrendiğimizi satalım arkadaşlar. Her saat başı gruplar halinde giriş yapabiliyorsunuz. Öyle tekil gezemiyorsunuz. Her grupta da dil değişikliği olabiliyor. Mesela 1'de olan da Sırplara özgü bir gezi vardı. Bir okul grubu vardı. İşte 3'te İngilizce bir gezi rehberliği var. Yani saat başına kendinizi programlarsanız daha kolay olur. Mesela bizim şu an ekstradan bir 45 dakikamız falan var. Onunla da bir kafeteryada oturacağız, bekleyeceğiz. İnternette olan bir kafeterya rica ediyorum. Sonunda internette güzel bir kafe bulduk. Burada güzelce çalıştık. Adı Soul Food Cafe. Nikola Tesla Müzesi'ne giderken çaprazda, cadde kenarında çaprazda kalıyor. Kahvesi de çok güzeldi. Öneriyorum. Marka sahibi de çok tatlı bir kadındı. O da bizimle güzelce ilgilendi. Fiyatları da gayet uygun. Burası şu an benim için kahve anlamında best arkadaşlar. Çünkü internette çalışan tek yer. Şimdi yemek yiyeceğiz. Büyük ihtimalle McDonald's'a gideceğiz. Canımız fast food çekti. Ve oradan da hemen 5'tekine kaydırdık kendimizi işlerimizi halletmek için. Oradan da Tesla Müzesi'ne geçeceğiz. Hadi görüşürüz. Bir zamanlama hatası yaptık. Nikola Tesla Müzesi'nde saat 5'te Sırpça olan gezi varmış. O yüzden girmedik. İnşallah yarın gelmeyi düşünüyoruz Nikola Tesla Müzesi'ne. Şimdi tekrardan bir önceki rotamıza devam ediyoruz. Yani işte PTT Müzesi, oradaki kiliseler, bazı tarihi eserler. Onları görmeye çalışacağız ve tekrardan Mihailova Caddesi'ne doğru geri gidiyoruz. Ve burada aşırı kornaya basıyorlar abi. Hani sonsuz bir korna döngüsü var. PTT Müzesi'ni gezdik. Ücretsizdi. Şimdi de Otomobil Müzesi'ni gezeceğiz. Burada da adam başı 200 dinar. 400 dinar yapıyor iki kişi. Adam başı yani 28 lira falan. Bakalım nasıl bir yer bizi bekliyor. Haydi hep beraber gezelim. Hemen yanlış bilgiyi düzeltelim. Ücretsizmiş. Sadece arabalara dokunmak ve arabalara binmek yasak. Çok güzel gözüküyor şu an içerisi. Araba müzesi beklemediğimiz kadar iyi çıktı. Hem de ücretsiz, çok iyi. Herkese tavsiye ederim. Birçok tanıdığımız markanın modelin ilk arabaları var neredeyse. Çok keyifli bir sergi. Bence Belgrad'a geldi mi kesinlikle buraya uğranmalı yani. Çok güzel. Şuna baksanıza. Limuzin, Mercedes limuzin. Çok iyi. Arkadaşlar bu haritanın ilgimizi çeken yerlerini tamamen bitirdik. Hepsini videoda gördünüz. Şimdi merkeze geçiyoruz. Orada rota yeniden oluşturulacak. Esen kalın. Şurası şu önümüzdeki cadde Mihailova Caddesi. Kaldığımız evde tam şu ortadaki beyaz yer. Yo, ortadaki camlı yer. Yeri çok iyi ama konaklama ile ilgili fikirlerimi videonun sonuna saklıyorum. O zaman paylaşacağım. Evde biraz vakit geçirdikten sonra Tuğba'yı evde bıraktım ve konaklayacak yer aramaya başladım. Yaklaşık 10-12 tane yere sordum ama her yer fulldü bu Euroleague belasından ötürü. O yüzden daha önceden Airbnb'den Mona diye bir hanımefendiyle, çünkü çok iyi bir insan, hanımefendiyle görüşmüştüm. Ona dedim ki var mı bir arkadaşının falan evi konaklayabileceğimiz. O da sağ olsun yardımcı oldu. Bir ev söyledi bize, buraya 3 km uzaklıkta yürüme mesafesinde sayılır bence. Orayla anlaşacağız ve konaklamayı orada halledeceğiz. Eğer ki Tuğba da gelirse gün batmadan Kale Meydanı da gezmeye çalışacağız. Olmazsa yarın gezeriz. Daha vaktimiz, artık günümüz var. Kafamızda rahat inşallah. Tadını çıkarma vakti. Çok stresliydi be. Eyt be. Kale Meydanı geziyoruz. Çok detaylıca bir gezi değil şu an yaptığımız. Öyle bir tur atıyor gibiyiz. Gün batımını izleyeceğiz yani kısaca. Güzel yer ama. Ne dersin Tuğba? Farklı. Güzel de düzenlenmiş, çok temiz. Çok ferah. Çok, evet, çok ferah.
get scratching. Kale Meydanı tadında bir gün batımı gezisiyle sonlandırıyoruz. Şimdi bir kafeye gideceğiz. Güzel bir kahve içeceğiz. Belki öncesinde yemek yeriz, bilmiyorum. Ne bu, kaçıncı gün bu? Benim iyice var ya, her şeyim iptal. Üçüncü günümüzün akşamı sonlanıyor. Birazcık karmaşık bir video olacağını biliyorum. Çünkü biz aynı zamanda keşif de yapıyoruz. Normalde bir yere ilk gelişimde video çekmeyi çok sevmiyorum. Çünkü keşfedip daha düzgün bir içerik üretmeye çalışıyorum ama bu sefer böyle oldu. Fakat bu akşamdan sonra zihnim serbest ve net. Yarından itibaren daha kurallı ve düzenli bir içerik sizi bekliyor olabilir. Kalacak yeri anlattın mı? Anlattım ama ne kadarını anlattığımı hatırlamıyorum. Videoyu bir düzenleyince bakacağım. Belgrad'daki 3. sabahtan herkese selamlar. Şu anda zihnim çok berrak ve çok rahat. Önce yaşadıklarımızdan birazcık bahsetmek istiyorum. Sonra da gezimize devam etmek istiyorum artık. Çünkü problemler sonlandı. Problemler neydi? Bizim konaklayacağımız yer 3 günlüktü. Ve biz bu 3 günün ardından yeni bir yer bulma telaşına girmek zorunda kaldık. Ve bununla ilgili telaşa girdiğimizde şöyle bir şey hasıl oldu. Daha önce de belki söylemiş olabilirim. Euroleague Final Four burada olduğu için gecelik fiyatlar 300-400 lirayken 10.000 liralar, 15.000 liralar çıktı. Ya Airbnb'ye mesela şu an keşke bu videoyu yayınlarken, hatta bakacağım, ekleyeceğim ekrana bir video. Airbnb'de yer bakma videosu. Fiyatlar uçtu gitti ve böyle olunca biz yer bulamadık. En son Airbnb'de bir kadına yazdım, Mona diye. Onun bir evi vardı. Onunla konuşurken evi başkası tuttu. Dedim ki ya biz burada konaklayacak yere ihtiyacımız var. Her yer zaten gırtlağına kadar dolu. Dün 10 tane yer dolaşmışımdır. En az hepsi no full çekiyor insana. Dedim Mona bana yardım et. Kaldım yavan ellerde. O da dedi ki benim bir arkadaşım var, belki evini kiralıyordur. Hop, o arkadaşıyla iletişime geçtik. Vanya. Sağ olsun çok yardımcı oldu. Şu an onun evini kiraladık. 3 gece 4 gün buradayız. Ev çok güzel. Bir önce kaldığımız yere göre bence çok güzel. Merkezin birazcık dışında 2 kilometre kadar ama zaten biz çok yediğimiz için bunu yürüyüşle nötrleme organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Mesafesi çok da mühim değil. Yani böyle planlı bir video olamadı. Şehri de yeni tanıdığımız için birazcık telaşlı oldu. Zaten size buraya geldiğinizde ne yapmanız gerekiyor, nerelere gitmeniz gerekiyor, nerelerde yemeniz gerekiyor, onlarla ilgili bilgiyi topluca da vereceğim. An be an da yaşayacaksınız. Tuğba ile az önce şey konuştuk. Acaba dedim sıfırdan bir video çeksem yetiştirebilirim. Çünkü kafamda kendi planını kurdum. Sıfırdan bir video çeksem ben 3-4 güne kral videoyu çıkartırım. Ama sonra da dedi ki hani bu bizim deneyimimiz. Hani kusursuz bir video çıkartmaya gerek yok. Ben de bunun arasındayım. Bu video birazcık kusurlu. Çünkü planın dışında bir sürü şey gerçekleşti, stresli. Ama neticede biz hala Belgrad'dayız ve şu an evden çıktığımızda Zemun'a gitmeyi düşünüyoruz. Ardından Stark Arena'da bilet bulabilirsek belki maça gireceğiz. Hatta maçları 4 maç var sonuçta. Final 4. Oradaki 4-4. Değil mi? Az önce ben çok alakadar olmadığım için bilmiyorum. Onun akşamında da yapamadığımız belki, yani maça girersek yapamayız. Mesela plan değişir. Maça giremezsek yine Kale Meydan'da günü batırıp orayı gezmek istiyoruz. Orası bugün olmazsa yarın olur. Zaten hepsi açıklamalar kısmında dakikalarıyla yazıyor. Yani siz nereye gitmek istiyorsanız o dakikaya gidip orayı izleyebilirsiniz. Videonun saçmalığında kendinizi kaybetmeyin. Evet, şimdi çıkıyoruz. Saat 1. Bakalım buradan Zemun'a nasıl gideceğiz? Daha hiç toplu taşıma kullanmadık. Başımızdan neler geçecek? Ben de merak ediyorum. Bay bay. Az önce şurada bir tane yapı gördüm. Dedim ki Tuğba bu camiye benziyor. Eski bir cami olabilir bu dedim. Bence hala camiye benziyor ama şu an ev pozisyonunda duruyor şu yapı. Ve karşısında da mezarlık var. Ulan dedim cami olsa bu mezarlık karşısında Osmanlı mezarlığı olabilir diye düşünürken bir de baktık ki burada Türkçe kitabeler var. Mezar taşları var. Mesela şurada şunda Hafıza, Adem, işte şurada Fatma, Tahir, böyle
mezarlıkta mezar taşları var. Belki Osmanlıca taşlar da vardır ya. Şuradaki bir tanesi var, Osmanlıca hissi verdi. Bir ona bakalım, varsa ekrana gelir, yoksa devam ediyoruzdur arkadaşlar. Şimdi size Zemun gezi planımızdan bahsedeceğiz. Gördüğünüz gibi tam olarak şu manzaranın olduğu yerdeyiz. Şuradaki kule, buradaki manzara. Normalde haritada bir numaradan başlayıp 10'a kadar böyle bir güzergah hazırlamış ama biz 83 numaralı otobüsle geldik. Tam mezarlığı geçtikten sonra sola döndük. Döndüğümüz noktada bir durak vardı. Orada indik ve 10 numaralı pozisyon, yani Gardos Hill pozisyonundan başladık. Gardos Hill Macarlar tarafından 1500'lü yıllarda buradaki 1000. yılını kutlamak için yapılmış bir kule. Onu gezdik. 9 numaralı Nikolajevska Lisesi vardı. Orayı gezerken oradaki adam birazcık cinsti. Böyle fotoğraf çekmeye falan çok izin vermedi. Şimdiki sıralama 8 numaraya geçeceğiz. Orada da Karamata House diye bir ev var. Onun özelliklerini henüz bilmiyorum. Önüne gidince anlatırım. Burada da şehrin, kentin içerisine inen merdivenler var. Buradan böyle kıvrıla kıvrıla kente ineceğiz. Biz de buradayız. ...1700'lerde yapılmış bir kilisenin içerisine gezdik, çıktık şimdi. Kiliseden sonra hemen sahile indik. Bir şeyler atıştıracağız, yiyeceğiz, dinleneceğiz. Sonra Zemun gezimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seçtiğimiz mekanı ve seçtiğimiz yiyecekleri de sizinle paylaşırız. Ama mekanı neye göre seçeceğiz? Hiçbir fikrim yok. Adını okuyamıyoruz ama tercihimizi buradan yana kullanıyoruz. Tuğba, cevap cici var bak. Sarma falan diyor. Pasul çorbas. Evet, mekanın adı Danubius Restoran. Burada biz bir tane cevap söyledik, bir tane de chicken breast söyledik. Yanına iki tane de kola rica ettik. Menüleri kent merkezinden daha uygun bence fiyatları. Manzarası da çok güzel. Hızlıca bir menüyü gösteriyorum, manzarayı gösteriyorum, sonra yemeğe geçiyoruz. Çok iddialı bir şey beklemiyorduk. Yaklaşık yarım saat sonra böyle bir tavuk göğüs kızartmalı, patates kızartması ve böyle de bir köfte geldi. Gerçekten Sırbistan yemek konusunda kötü arkadaşlar. Aç kalabilirsiniz. Az önceki sözlerimden ötürü özür diliyorum. Köfte çok güzel. Tavuktan denemedim ama köfte çok güzel. Şimdi şehrin biraz dışında olduğumuz için ticket aldık, bilet otobüslerde kullanmak için. 3 gün istediğin kadar biniyorsun. Adam başı 700 dinar ortalama. 1470 dinar falan verdik iki tanesine. 3 gün boyunca istediğimiz kadar bineceğiz, ineceğiz, bineceğiz, ineceğiz. Bu artık bizim için de bir zihin rahatlığı olacak. Bilginiz olsun. Zemun'un büyük bir parkı var kentin tam orta yerinde. Oradayız. Bu şehri bitirdik. Güzel bir yerde, tatlı bir yerde değil mi Tuğba? Ben sevdim valla. Bu tarafı güzel. Tuğba yaşlılar daha çok var falan dedi. Ama gençler de var. Okul da var burada. Onları bilemeyeceğiz artık. Orası bizi bağlamaz. Karnımız güzel doydu. Güzel eserler, yerler gördük. Belgrad'a gelen olursa da Zemun'a gelmesini öneririz. Bu taraf güzel, sakin böyle. Kafa dinlemek için hani böyle birazcık da sakin bir yer isteyen olursa Zemun'a gelsin, sahilde takılsın, birazcık da yürüsün, iyi gelir. Şimdi kent merkezine geri dönüyoruz. Şıtar Karanan'ın orada indik. Tuğba belki bilet vardı diye bilet baktı ama bilet yoktu. Hepsi bitmişti. Sold out baby. Belki kara borsa. Kara borsayı şimdi kovalayacak. Kendisi tam bir haydut oluyor. Hani buradan elenip gidince ne de olsa maçı devam etmezler, finali izlemezler vesaire diye. Ona bakacağız. Buradan da 11 numaralı tramvaya bineceğiz. İlk defa Belgrad'da tramvaya bineceğiz. Bakalım nasıl bir deneyim. İçini göstereceğiz size. Normal. Moda tramvayı daha güzel. Thank you.
Velika'da akşam yemeğimizi yedik. Bugün Perşembe. Çok güzeldi. Yediğimiz yemeklerin isimlerini Tuğba cevabı söyledi. Ben de bir şey et söyledim ama hatırlamıyorum isminin ne olduğunu. Güzeldi. Lezzetliydi. Ekmekleri çok güzel. Ben çok beğendim yani ekmeği. Şimdi buradan bir de kahve içmeye geçeriz. Bugünü kapatırız. Öyle. Herkese merhaba arkadaşlar. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi günün planını oluşturuyoruz Tuğba'yla. Ama kahvaltıdan sonra bu pizza hamurunun üstüne Nutella ile fındık atıyorlarmış. Onu bir denemek istedik. Açgözlülük mü Tuğba yoksa tatlı olan ihtiyaç mı? Ya da gerçekten kahvaltı yapacak yer bulamamaktan kaynaklı olabilir. Gerçekten kahvaltı yapacak yer yok. Pizzacıya geldik yine ve burada yine hamur işi tarzı bir şeyler yedik yani. Hiç peynir, zeytin, kruvasan kahveci yok ya. Gidip şöyle oturup doğru düzgün kahve içip yanında da bir şeyler tüketebileceğimiz bir kahveci yok gerçekten. O yüzden morallerimizi birazcık o düşürdü sabah. Ama olsun. Canım sağ olsun. Şimdi günün planını paylaşıyorum sizinle. Evet, günün programı şöyle. Şu solda görmüş olduğunuz yapı Sırbistan Milli Müzesi. Şunun arkasından ilerleyen caddede Sırbistan'ın işte o en çok meşhur İstiklal Caddesi gibi olan Mihailova Caddesi. Sırbistan Milli Müzesi ile konuya başlıyoruz. Nerede abi müzemiz? Şu bölgeden gezimize başlayacağız. Ve parça parça dolana dolana Kale Meydan'a kadar varacağız. Bugünkü planımız böyle. Kale Meydan'a vardıktan sonra ihtimalle bir dinleniriz, yemek yeriz. Sonra da günü Kale Meydan'da batırırız diye düşünüyorum. Şimdilik planımız bu kadar. Sırbistan Milli Müzesi'ne veda ediyoruz. Yani Türkiye'deki müzelere göre çok zayıf bir müze bence. Ama Sırbistan'la ilgili bazı şeyler görmek isterseniz buraya gelebilirsiniz. Birkaç tane tablo gerçekten çok güzeldi. Çok şey var, yağlı boya tablosu çok daha fazla var. Onun dışında arkeolojik eser yok denecek kadar az. Bizdeki en küçük arkeolojik müze bunu 5'e falan katlayabilir. Gerçekten. Sinop arkeoloji bile bundan 10 kat büyük. Ki Sinop'a bile demem bile ayıp yani. İçeride görüntü almak yasaktı yani. Video çekmek yasaktı. Telefonla bir şeyler çektim. Belki onları koyarım videonun arasına. İllüzyon Müzesi'ne gidecektik. Vazgeçtik, gitmedik. Çünkü 700 dinardı. Bence hak etmiyor. Zaten İstanbul'da da bir benzeri yapılmıştı. Oradan vazgeçtik. Yürüdük dolaştık. Tuğba bir tane Converse kapattı ucuzundan. Nereden baksanız yarı yarıya bir fiyat farkı vardı. Öyle güzel bir kazanç elde ettik. Ama kredi kartından çektim. Ne kadar komisyon yapacak onu bilmiyoruz. Astarı yüzünü geçerse bitti. Hani bu gittiğimiz bir kafede Wi-Fi yoktu da kişi bize devamlı arayüze giriş bilgilerini veriyordu. Onun merkezlik şubesine gel. Yine benzer içeceklerden söyledik tatlarını beğendiğimiz için. Şimdi burada birazcık siesta yapıyoruz. Siestanın ardından şu ileride hemen bir tane Türk evi var. Eski bir Türk evi. Yani Türk evi tarzında da yapılmış olabilir. O kadar da emin değilim. İngilizcesinden okuyorum, anlamaya çalışıyorum. Ama Türkiye ile bir bağlantısı var o eserin. Onu gezmeye gideceğiz. Oradan da kiliseleri falan öyle. Yine aslında Dorkol bölgesine doğru bir yaklaşıyoruz. Arka sırttan. Ama şimdi Kale Meydan'ın alt bölgesindeyiz ve bazı müzikler. Müzik
Şu anda konağın içindeyiz. Adı da Konak. Ve müzeler haftasına denk geldiğimiz için ücretsiz. Çok keyifli. Dediğim gibi burada bir Türk kültüründen bir etkilenme var bu konağın yapımında. Konaktan çıktık. Bir rehber bizi sevdi ve bize gezdirdi. Başka kimseye gezdirmedi. Anlatmadı da. Bütün odaları tek tek anlattı. Çok güzel detaylara vakıf olduk. Gelirseniz eğer bence orayı ziyaret edebilirsiniz. Şimdi de oradan devam ettiğimizde karşımıza çıkan kilisenin önündeyiz. Bakalım nasılmış. Kiliseye de şöyle bir baktık, çıktık. Şimdi dondurma yemeye gidiyoruz. Tuğba'nın özel bir talebi oldu. I need ice cream dedi. Burada. Dedim vay be İngilizceye bak, konuşturuyor. Dondurması güzel buranın. Ondan sonra da Kale Meydan'da gün batımı yapacağız arkadaşlar. Gün batımına hazır olun. Aleykümselam kardeşim. Kale Meydan'dan aşağıya sahile indik. Nehir kenarına daha doğrusu. Şimdi burada nehir kenarından doğru birazcık yürüyeceğiz. Sonra Tuğba'nın bulduğu Black Turtle mıydı Tuğba? Black Turtle diye bir mekan var. Orada bir şeyler içeriz, belki yeriz. Orada otururuz, orada da akşam edeceğiz. Çok güzel bir gün batımı var. Ortam çok güzel, hava çok güzel. Nemli değil o kadar. Yapış yapış olmadık. Keşke bisikletim yanımda olsaydı dediğim bir an şu an. Ve manzara. Black Turtle'a gidiyorduk ama vazgeçtik. Gün battı neredeyse. Şimdi Tuğba'nın daha önceden pinlediği bir İtalyan restoranı var. Orada makarna yemeği düşünüyoruz. Yer bulursak. Aha burası. Yemekle görüşürüz. Yemekten sonra da görüşebiliriz. Belki de hiç görüşmeyiz. Burada da maalesef yer yok. Maalesef. Ne şovu var? Yer yok. Akşam yemeğimizi yiyoruz. Saat şu anda 10'a 25 var. Sonrasında görüşmek üzere arkadaşlar. Bakalım nasıl bir yemek bizi bekliyor. Şu anda manufakturadayız. Ve ben et söyledim. Tuğba da cevabı söyledi. Görüşürüz. Arkadaşlar gün bitmedi, size garip bir hikayem var şimdi anlatacağım. İnşallah sonu hayra çıkar. Yemek yerken ve gün içerisinde yarınki Final Four'un final maçı ve üçüncülük maçı var. Ve biz de hani acaba bilet bulabilir miyiz Karaborsa? Hani elenen kulüplerin taraftarları hani giderler final maçını izlemezler diye falan düşündük. Olympiakos taraftarından biz çok ümitliydik. Fakat Barcelona taraftarından bir tanesiyle Twitter üzerinden yazıştım. Daha doğrusu o bana yazdı. Xavi bilmem ne adı. Koyu bir Barcelona taraftarı. Ne kadar olur, şu kadar olur falan filan derken benim kafamda iki tane bileti 100 euro vardı. Çünkü zaten
4 maç için olan fiyat 200 euroydu. Tek maç için 50 euroya okey olabilirdim. Her neyse çocukla anlaştık. Hemen burada Mihailova Caddesi'nin merkezinde onunla buluştuk Tuğba'yla beraber. Ondan sonra işte kimliklerinin fotoğrafını çektik, mailleri aldık, PDF'leri aldık, her şeyi aldık. 100 euroya biletleri aldık. Ya gurbette biz İspanyollar tarafından dolandırılmış olduk ya da harbiden çok temiz fiyata 2 kişiye 100 euroya Final Four'un final ve üçüncülük maçı için bilet bulmuş olduk. Yarın eğer ki stadyumdan bir video ile video başlarsa bilin ki dolandırılmadık. Stadı göremezsiniz, bilin ki dolandırılmış olduk. 100 euro kaçmış oldu. Durum öyle. Şimdi saat 12 civarı. Kaldığımız yere geçeceğiz ve bugün dinleneceğiz. Bugün de uzun bir gündü. Sağ olun buraya kadar izlediyseniz de teşekkür ediyorum. Bu arada ayaklarım çok acıdığı için artık taksiye bindik. Otobüs gelmedi, 12'den sonra otobüse bir türlü erişemedik. Bir saat falan bekledik. Taksiye binerseniz 2,5 kilometreye yaklaşık 200 lira aldı. Haberiniz olsun. Taksi problem değil, taksi pahalı. Dolandırmadı, ben haritayı açtım ondan geldi. Hadi iyi geceler. Belgrad'daki son günümüzden herkese selamlar. Şu anda favorim olan mekandayız. Burası şöyle yazıyor artık, Mehtep mi okursunuz ve Vehtep diye mi okursunuz ama ismi Secer diye geçiyor. Secer'deyiz, kahvaltımızı yaptık, kahvelerimizi içiyoruz. Buradan Tortilla de Casa var, Meksika restoranı, oraya geçeceğiz çünkü burada doymadık, burada bir şey kalmamış. Biz tabi öğlen bir gibi geldik, artık son gün olduğu için çok kasmıyoruz, hani gezelim görelim kafası yok. Ayaklarımız zaten yara bere içinde. Hediyeliklerimizi almayı düşünüyoruz bugün. Onun dışında bir şeyler atıştırırız ve akşama doğru da maça geçeceğiz inşallah. Dolandırılmadıysak akşam da maç izleyeceğiz. Hala şüphesi devam ediyor ama ben öyle kötü bir şey yaşayacağımızı sanmıyorum. Bir geçiş bilgisi vermek istedim. Şu anda güzel bir yerde oturuyoruz, öyle söyleyeyim. Ve hava bayağı sıcak. Şu arkamda görmüş olduğunuz binayı bitti. Çekmeye çalışıyorum. Emre çekerken geldi, birden fotoğraf çekmeye başladı. Şimdi bulvardayız, hediyelik bakıyoruz. Birkaç tane yere baktık ama hoşumuza giden bir şey bulamadık. Volkan diye bir kitapçı var. Bayağı volkan arkadaşlar anlamı. Buranın DNR'ı diyebiliriz. Oraya bir gireceğiz, bakalım orada hoşumuza giden bir şeyler bulabilecek miyiz? Henüz alacak hediye bulamadık ama Quesadilla'ya geldik birazcık. Biraz da Meksika yöresinden bir şeyler yiyelim. Arkadaşlar doyurucu, ucuz, güzel bir öğün alternatifi bu. Gelirseniz ve çok maddi durumunuzdan harcamak istemiyorsanız buradan aperatif yiyebilirsiniz. Karnınız da güzelce doyar. Ben içeceklerini çok beğendim. Çok güzeldi. Ben en sağdakinden içtim. Adını bilmiyorum. İçi böyle otlu motlu sarı bir şey, limonata. Çok güzeldi. Tavsiye ediyorum. Şimdi eve geçeceğiz. Eşyalarımızı bırakacağız ve oradan Stark Arena'ya doğru yola koyulacağız. Stark. Büyük ihtimalle videonun bir kısmı iPhone'dan devam edecek. Bilginiz olsun, hani ses ve görüntü değişecek. Aa, bu niye oldu demeyin. iPhone'u götüreceğim sadece yanımda. Kamera yasakmış. Arkadaşlar dolandırılmadık, içerideyiz. Bu başarı hepimizi. Barcelona Olympiakos maçı var. Biz Barcelona'dayız çünkü biletleri Barcelona'lı bir kardeşimizden aldık. Woo! Adamsın kardeşim.
Evet, herkese selam. Şu anda Belgrad Havalimanı'ndayız. Belgrad maceramız son buldu. Bütün yapılması gerekenleri yaptık. Şu anda uçağımızın saatini bekliyoruz. Bu özet mahiyetinde bir son an olacak. Kısaca süreci özetlemek ve aklıma gelen ilk uyarıları yapmak istiyorum. Sırbistan'a uçakla gelmek çok basit arkadaşlar. Bunu aklınıza yazın. Biletinizi alıyorsunuz. Kontrol noktalarından geçiyorsunuz. Hop, havalimanındasınız. Hiçbir sıkıntı yok. Ama havalimanı şu anda yapım aşamasında olduğu için burada birazcık ulaşım problemi var gibi. Yani havalimanından çıktıktan sonra birazcık böyle bir müştemilat alan var böyle yapım aşamasında. Onu geçiyorsunuz. Solda ileride üstü kapalı. Böyle bir sürü kuzgunun böyle bağırdığı, çağırdığı bir alan var. Orada shuttle servis var. A1 diye bir hat. Kişi başı 300 dinar. Ona biniyorsunuz. Yarım saatte şehir merkezinde oluyorsunuz zaten. O yüzden hiç otobüs motobüs beklemeyin. Verin 300 dinar binin gidin. Yani ne kasıyorsunuz? O kadar da otobüs motobüs beklemeye gerek yok. Şehre gittiğinizde bence kesinlikle ilk bulduğunuz büfeden bir tane internet hattı alın. O internet hattı sizin bayağı işinizi görecek. İçinde daha önceki vloglarda söylemişler 30 GB falan oluyor diye ama 10 GB vardı. Biz 4-5 gün kullandık. Bitmedi. Bereketli bir 10 GB'tı. Yine şehir içinde bence kesinlikle Google Maps'i kullanın. Çünkü Google Maps'te gideceğiniz yeri yazdığınızda oraya ne kadar sürede işte diyor ki durağa 6 dakikada şu durağa yürü, o duraktan şu otobüse bin, oradan da şuraya yürü gibi ya da tramvaya bin gibi. Google Maps'in çok avantajı var. Ben Google Maps'i kullanmaya başladıktan sonra çok rahatladım. Yani şehir gözümde küçüldü, öyle söyleyeyim. Gezi ile ilgili de mesela yani Belgrad'la ilgili nasıl beklentiniz varsa ona göre plan yaptığınızda da şehri yani şöyle 3 günde dibine kadar kullanmış olabilirsiniz. Bütün görülmesi gereken yerleri görmüş olabilirsiniz. İnsanları çok yardımsever. İngilizce de biliyorlar. Hiç sıkıntı yaşamazsınız. Tabii İngilizce biliyorsanız. Başka aklıma gelen bir şey burayla ilgili anlatabileceğim. Belki Tuğba ile beraber de bunu yapabilirdik. Başka aklıma bir şey gelmiyor şimdilik. Şimdi kahve alacağım. Kahve çekiyor canım.